tıp doktoru değilim ama bir girişimciyim. Bu konuda araştırma yapan, sürekli araştıran, sürekli yeni çıkan bir takım şeyleri Avrupa'da görüp burada bu işi daha iyi biz kendi ülkemize nasıl kazandırabiliriz? Sektör çok büyük ve aynı zamanda önü çok açık. Yani geleceğin tıbbı frekans tedavisi olacak. Doktorlara nasıl yardımcı olabiliriz? Yani sağlık sisteminde daha nasıl destekleyebiliriz? Aslında budur yani. Hastalık öncesi sağlık demek, birçok şeyleri aradan çıkartmak demek aslında. Bahçeye atılan bir demir çubuğunu düşünün. Korozyona nasıl uğruyorsa insan vücudu da böyle korozyona uğruyor yani. Korozyona uğramadan önce mutlaka erken tanıya girip orada ileriki yaşamında daha sağlıklı olmaları için bu konuda çalışma yapmak lazım. Benim şöyle bir sözüm var. Hani başarı nasıl sağlanıyor? Beş kelime diyorum. İnsanlara yardımcı olarak başarıyı sağlamak. Merhaba Üniversite TV izleyicileri. Bir sağlıkla programıyla yine karşınızdayız. Şu anda stüdyomda çok değerli bir konuğum var. Biyorezonans erken tanı uzmanı Levent Gürel. Hoş geldiniz Levent Bey. Merhaba, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Nasılsınız? Harikayım, süper. Sağlıklıyım. Çok güzel. Umarım her daim Evet, sağlıkla çok şükür, olalım. hamdolsun. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz bizler için? Tabii ki ben 1968 doğumluyum. Normalde üniversite branşım dış ticaret. Fakat Evet. ikinci sınıftan ayrılmayayım. Yurt dışına gittiğim bir dönem içerisinde, 97 yılında, sağlıkla ilgili bir problem yaşadım ve bundan dolayı da sağlık sisteminde Avusturya'da gördüğüm teknolojik bir takım şeyleri kendime gördükten sonra orada araştırmalar yaptım ve bu araştırma içerisinde de frekans tedavileri, biyorezonans tedavileri konusunda bilgi edindim açıkçası. Kendi sağlığımı korumak için aslında başladım fakat daha sonradan yaptığım eğitimler, aldığım eğitimler, yaptığım çalışmalar sonucunda bizi biraz daha uzun süreçlere attı ve bu konuda bir meslek olarak yapıyorum. Evet, peki işiniz hakkında detaylı bilgi rica edebilir miyiz? Tabii ki biyorezonans aslında Türkiye'de şu anda yaklaşık 20 yıldır var. Şu anda birçok doktorlarımız, sağlıkçılarımız, hatta psikologlarımız bu konuda çalışıyorlar. Biyorezonans bir frekans titreşim tıbbı aslında, tamamlayıcı bir tıp. Ve bununla birlikte birçok hastalıklar, birçok problemler bununla tedavi ediliyor. Yani modern tıbba çok iyi bir destek sağlıyor. Modern tıbbın yanında bu çalışmalar erken tanı olarak da yapılıyor. Mesela şöyle, diyelim ki bir problemimiz var vücudumuzda. Biz hücreler arasındaki sapmaları görebiliyoruz. Her bir organın bir frekansı var ve bu frekanslar içerisinde sizin ne gibi problemler çıkıyor ve bunları görebiliyoruz yani. Çok güzel gerçekten hocam. Peki işinizin asıl hedefleri nelerdir? Bu meslekle, bu işle hedeflediğiniz konum? Evet, şu anda aslında Türkiye'de çok az tanınmasına rağmen erken tanı çok önemli bir şey. Yani hastalık öncesi sağlık demek. Birçok şeyleri aradan çıkartmak demek aslında. Biz şu anda bizim aslında daha çok doktor, sağlıkçı bu konuda kendini geliştirmek isteyen tıp dünyasında hizmet veren doktorlarımıza aslında bu işi biz öneriyoruz. Cihazlarımız var. O cihazlarımızla biz onlara öğretiyoruz. Onlar iyi bir öğrenci olursa biz de iyi bir öğretici olabiliyoruz bu konuda. Dolayısıyla dinlemeleri, gelişim açık olmaları gerekiyor. Tabii ki dünya üzerinde bu kullanılıyor aslında. Türkiye'de şu anda aslında 18 yıldır ben yapıyorum, ben çalışıyorum. Fakat bunun yanında daha çok doktora ihtiyacımız var, daha çok sağlıkçıya ihtiyacımız Aslında var. 18 yıldan bahsettiniz Evet. sayın hocam. 18 yıl dile kolay aslında. Evet. Gerçekten oldukça tecrübeleri de içinde barındıran Evet. yıllardır diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda sizler bildiğim kadarıyla hocam eğitim de veriyorsunuz Tabii. doktorlarımıza. Sizlerden eğitim Tabii. alıyorlar. Peki bu eğitimlerin süresi ne kadar oluyor hocam? Şimdi modern tıpta doktorlarımızın çok kısa oluyor aslında. Onlar anatomiyi bildikleri için, vücut Evet. sistemini bildikleri için çok kısa sürede öğrenebiliyorlar. Zaten bizim cihazlarımız Rusya'dan geliyor, Ukrayna menşeli ve dünya üzerinde birçok ülkede Evet. var.
Avrupa'da zaten bunların hepsi kullanılıyor. Sadece Türkiye'de bizim o köprüyü kurmamız gerekiyor. O köprüyü kurduğumuzda zaten doktorlarımız işi çözüyor yani. Evet. Oldukça başarılı evet, bu anlamda. Evet. Zaten bu cihazlar ilk kullanılması NASA'da falan kullanıldı. Astronotlar kullandı. Onların tabii ki onların hücresel bozulmalarını, hücreler arasındaki farkları dünyaya geldiğinde değişim sağlıyor. Dolayısıyla oradaki farklara bakıp niye, nasıl oldu, işte hangi organ sıkıntı oldu, problem, bunları görebiliyoruz yani. Ve aynı zamanda müthiş bir şekilde erken tanı koyup erken bir şekilde tedaviye başlayabiliyorsunuz. Evet. Hem bu şekilde donanımlı doktorlar yetiştirerek de aynı şekilde erken tanıyla kolay yöntemlerle tedaviler uygulamalarını sağlıyorsunuz. Evet. Müthiş bir iş gerçekten ve Türkiye'de bunu sanırım şu anda sadece siz yapıyorsunuz değil mi hocam? Benim gibi sayılı mı yoksa? Şöyle, benim gibi gezen herhalde ben varım diye düşünüyorum. Ben neredeyse yani Türkiye Cumhuriyeti haritasında birçok şehre gittim. Ve ya, geziyorsunuz aslında, mobil biraz daha. Mobilim aslında, evet. Hani kendime ait bir ofisim var, çalışmalarımı yapıyorum. Fakat bir çağrı aldığımızda biz oraya gidip orada bu tanıtımları yapabiliyoruz. Hatta uygulamalar yapıyoruz, uygulamalarda gösteriyoruz. Evet. Ve bu konuda açıkçası daha çok proje bazlı çalışıyorum ben. Aslında hocam şunu da dile getirmek isterim Levent hocam. Şimdi mobil dediniz, geziyorum dediniz. Aslında koşullarınızın da mesleki olarak çok fedakarlık gerektirdiği ve aynı zamanda bu süre zarfında da yorulduğunuz, belki günlerce yolda geçen günleriniz, mesleki anlamda da aslında zorlukları var. Tabii ki. Peki bu zorlukları nasıl aştınız? Sizce iyi yönleri, zor yönleri nelerdi bu mesleğin? Öncelikli olarak yaptığım işe inanç. İnanmak. İnanmak. Yani başarmanın da yarısı aynı zamanda. Sabır göstermek. Ve biz ilk zamanlar çok iyi anlaşılmıyorduk. Hatta daha önceki cihazlarımız var bizim. Yani insanlar çok farklı bakıyorlardı. Fakat artık oturdu. Hı hı. Bizim mesela biyozans yazdığınızda birçok tedaviler çıkıyor internet üzerinde. İşte sigara bırakmaktan tutun, kilo kontrolü bakın. Yani her şey biyozans aslında. Peki bunlarda da işe yarıyor mu hocam? Çünkü çağımızın en büyük sorunlardan biri sigara bırakmak. Evet. Ya da örnek veriyorum farklı durumlar. Hani bir kanserin ön tanısının yapılması vesaire. Hani bunları en beklediğimiz şeylerden bir tanesi bu zaten. Evet. Erken tanı alabilmek. Evet. En başarılı zaten sigara bırakma terapileri. Yaklaşık bir bunlara iki saat. Bunlara da etki sağlıyor. Tabii ki 2 saat içerisinde sigaradan uzaklaşabiliyoruz. Mesela ben tatlıları çok severdim. Yani tatlıcının önünden geçtiğim zaman almadan geçmezdim. Hocam o derdi hiç karıştırmayın. Tatlıları ben de çok seviyorum. Yani aslında işe yarıyorsa kullanabiliriz. 2 seansta ben artık hiç bakmıyorum tatlılara yani. Evet. Hiç tatlıyla aram yok yani. Tatlıyla da aranız kalmadı. Evet, kesinlikle. Aslında buradan da böyle bir küçük duyurmuş olalım. Evet. Yani frekansla tedavi aldıkları zaman tatlıdan uzaklaşabilirler, sigaradan vazgeçebilirler. Bağımlılık özellikle. Bağımlılık konusunda. Bağımlılık ne kadar önemli. Evet. Uzaklaşabilirler. Günümüzün. Tedavi destek alabilirler diyeyim, daha çok doğru olur. Hocam bu bağımlılıklar demişken bence gerçekten aslında bu frekansla tedavi noktasında çok güzel bir yere şu anda değindik. Çünkü bağımlılıklarla mücadelede biz maalesef ki evet kurtarıyoruz. Hani zaten birçoğu da tedaviye yanıt veriyorlar çünkü istiyorlar. Ama bir de bu yöntemi deneyerek başarı oranınız ne oldu mesela? Yani %50, %80... Kaç oranda başarı sağladınız frekansla? Başarı oranı genelde, şimdi şöyle, bizim ya bu sektörde çok çalışan arkadaşlarımız var. Beraber iş arkadaşlarımız var, ekip arkadaşlarımız var. Başarı oranı çok yüksek. %70, 80, 90'lara kadar çıkabiliyor. Kişinin sadece karar vermesi lazım. Mesela ben sigarayı bırakmak istiyorum. Karar vermesi lazım. Karar vermezse geldim ben cihaza gireyim, bağlayayım, işte kendimi sigara... Yok, böyle bir şey yok. Yine karar verecek, bırakacak, bizden destek alacak. Hı hı. Desteği aldığı zaman zaten 2 seansta çalışma bitiyor yani. Çok güzel. Ömür boyu kullanmıyorsunuz. Umarım Şifa Akademisi olarak biliyorum ben şu anda sizin. Hocama da umarım ekranı başındaki izleyicilerimiz de ulaşırlar. Bu frekansla tedaviler, özellikle bağımlılıklardan canı yanmış, bağımlılıklardan dolayı zor günler geçiren,
çocuğu, evladı, ailesi, annesi, babası bağımlı olan ya da kendi bağımlı olan, bence çekinmeden, utanmadan muhakkak sizinle bir iletişim hocam geçmelerini ben çok arzu ederim. Frekansların gücüne ben her daim inandım. Muhakkak ki bu tedavilerin de hem erken tanı anlamında biliyorsunuz sizin çalışmalarınız çok oldukça güzel ve mobil olarak bunu yapmanız, Türkiye'nin her noktasına ulaşıyorsunuz. Peki yurt dışına açılabildiniz mi hocam bu anlamda? Yurt dışında zaten birçok ülkede var. Ama ben Türkiye'de bir şeyler yapmak istiyorum. Yani Türkiye'de bilgisi... Yani en ufak köye kadar gidiyor musunuz hocam? Evet, nasıl gittiğim yerler oldu. İşte buradan Antalya, Antep, Adana, Kahramanmaraş, Datça, her türlü geziyorsunuz. Fethiye, yani birçok, yani ilk zamanlar çok gittim fakat belli bir ofis ortamına oturduğum için artık bunları sayısal olarak, mesela ayda iki seyahat veya ayda üç seyahat. Önceden yani hep geziyordum. Zamanım da çok iyiydi, boldu. Şu ana kadar zamanım olmuyor. Genelde İstanbul'da bu çalışmaları yapıyorum. İşte Sakarya'ya, Adapazarı'na, İzmit'e, Ankara'ya gibi. Bu hizmeti Türkiye'nin her yerine götürmeye çalışmanızdan dolayı ben sizi oldukça tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bu bence herkesin yapabileceği bir iş değil hocam. Şu an çok saygın ve çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Evet. Büyük bir emek vermişsiniz. Yani inanın buradan insanlar 5 dakikalık yola gitmiyorlar ki siz o hizmeti insanların ayağına götürmeye çalışmışsınız. Evet. O yüzden gerçekten yolunuz ve bahtınız bu anlamda umarım daha da açık olsun. Teşekkür ederim. Güzel başarıları imza attığınız, zaten başarılarınız ortada, eğitimleriniz ortada ama daha güzel başarılarınızı kesinlikle duymak ve şahit olmayı da arzu ederim. Tabii ki, tabii ki, inşallah. İnşallah. Peki hocam, bir de sizce başarı nedir? Başarı, hedef koyduğunuz bir şeye ulaşmaktır aslında. Sabretmektir. Sabırla onu yerine getirmektir başarı benim için. Evet. Peki bize anlatabileceğiniz bir başarı hikayeniz var mı? Benim daha çok bu işte bu kadar süre kalmam bir başarıdır. Yani ters akıntı yaptım ben. Daha çok öyle söyleyeyim. Evet. Ters akıntıya kürek çektim diyebilirim. Yani ben, koşullar zorluydu tabii ki, yani. Ben tıp doktoru değilim ama bir girişimciyim. Bu konuda araştırma yapan, sürekli araştıran, sürekli yeni çıkan bir takım şeyleri Avrupa'da görüp burada bu işi daha iyi biz kendi ülkemize nasıl kazandırabiliriz? Doktorlara nasıl yardımcı olabiliriz? Yani sağlık sisteminde daha nasıl destekleyebiliriz? Aslında budur yani. Çok güzel gerçekten. Ben şundan çok hoşlanıyorum. Sadece okumak değil alanları. Kendini geliştirmek ve yetiştirmek oldukça önemli. Eğer kendini geliştiremediğin bir noktadaysan maalesef ki orada ilerlemen de mümkün değil. Evet. İstersen o alanı en başarılı şekilde oku ve bitir ama sabit kaldığın sürece maalesef ki olmuyor. O yüzden siz kendinizi geliştiren biri olarak buradan bu alanı seçecek ya da sizin gibi bu mesleğe gönül verecek adaylarımıza nasıl önerilerde bulunursunuz? Tabii ki titreşim tıbbı seçsinler mi bu alanı? Kesinlikle. Yani mesela biyorezonans dediğimiz üniversite branşları var yurt dışında. Almanya'da kitapları var, okulları var. Evet. Yani Türkiye'de de keşke böyle bir şey yapılsa, açılsa, modern tıbba yardımcı olsa, tamamlayıcı tıbbın içerisinde zaten bunlar uygulanıyor, yapılıyor, tedaviler var. Evet. Türkiye'de bu işi yapan gerçekten çok değerli doktorlarımız var, sağlıkçılarımız kesinlikle var. Kesinlikle. Buradan onlara yine sevgi ve saygılarımızı iletelim. Evet. Kendi hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Bizleri yetiştirdiler. Evet. Yani sonuç itibariyle sağlık en önemli unsurlardan bir tanesi hayatımızdaki. O olmadığı zaman hiçbir şey yoktur. Benim çok hoşuma giden bir söz var. Sağlığı olanın her şeyi vardır hocam. Evet. Sağlığı olmadığı zaman isterse dünya sizin olsun ama sağlık maalesef ki inanın ben bir başım ağrısı uzun süre dünyayı göremiyorum. Kapatıyorum. Yani derler ya, kapatıyoruz kendimizi. O yüzden mümkünse siz gibi değerli sağlık çalışanlarımızın, sağlığa gönül vermiş, destek vermiş bireylerimizin biz her daim ülkemizde aktif, güzel ve başarılarla dolu devam etmelerini dileriz. Evet, kesinlikle. Bir de bu işte hedeflediğiniz bir konum var mı? Yani daha sonra getirmek istediğiniz nokta nedir hocam? Şöyle, bu sektörde, bu alanda zaten şu anda hazır konumda var. Fakat erken tanı sisteminin özellikle doktorlarımızın bu konuda
kendilerine bir şubesel olarak bir yer açmalarını tavsiye ediyorum. Zaten var fakat daha çok olması lazım. Yetmiyor çünkü. Yani klinik tarzında mı hocam? Tabii ki kliniklerimiz var. Evet. Hocalarımız çalışıyor. Çok güzel. Fakat daha çok olması lazım. Bizim arkamızdan gelen bir biyorezonans ordusu var. Uzman arkadaşlarımız var. Bu uzman arkadaşlarımıza ben cihaz kazandırıyorum. Bunları öğretiyorum. Evet. Eğitimlerini veriyorum. Bilgiler aktarıyorum. Yeni bir şeyler çıkıyorsa dünya üzerinde biz bunları da araştırıp getirmeye çalışıyoruz. Yani burada daha çok yardımcı olmak, hani benim şöyle bir sözüm var, hani başarı nasıl sağlanıyor? 5 kelime diyorum, insanlara yardımcı olarak başarıyı sağlamak. Bunu yapmak hedefimiz yani. Aslında yine hümanist, insancıl duygularla, yine insanı sevmekle galiba başlayan kesinlikle bir duygu. Içerisinde. Yani insanı sevmeden de yapamayacağınız bir şey diye düşünüyorum. Tabii. Çünkü beni çok duygulandırdı sizin böyle işte cihazınızı alıp Türkiye'nin belli yerlerini gezerek oralarda bir şeyler konusunda yardımcı olmaya çalışmanız, eğitimler vermeniz doktorlarımıza falan. Bu çok ayrı bir şey. Yani o yüzden bence gurur verici. Dediğim gibi. Bir de son olarak sizi izleyenlere söylemek istediğiniz neler var? Onları da alarak programımızı yavaş yavaş kapatalım istiyorum. Evet, sözüm daha çok sağlık sektöründe hep çalışan doktorlarımız, eczacılarımız, psikologlarımız, biyologlarımız. Evet. Bunların bu konuda daha çok araştırma yapmaları, gerekirse yurt dışında eğitim almaları. Çünkü bu işin şu an Türkiye'de akademik bir takım okullar var. Orada da zaten arkamızdan bir ordu geliyor demiştim. Akademik okullar derken hocam, yani şu eğitimin... an açılmış belli tabii. Eğitim, yani bu alanla alakalı. Eğitim programları var. Çok iyi, çok dalda. İyi. Yani evet. Tamamlayıcı tıbbın içerisinde. Herkes geçiyor. Alabilecek mi peki hocam? Herkes sadece alabilir. Sadece sağlıkçılar mı alacaklar? Sağlıkçılar da alabiliyor, girişimciler de alabiliyor. Ben de bir girişimciyim ama kendi sağlık... Bunu da buradan iletelim ki en azından tabii bu ki. Mesleği seçecek olan adaylarımıza da yön vermiş tabii olalım ki. Bu anlamda. Yani hem kendilerini çok iyi geliştirebilirler, evet. Bu konuda yani bilgilerini ikiye katlayabilirler. Yani dolayısıyla araştırmaları, eğitim almaları... Bu konuda gerçekten yani sektör çok büyük ve aynı zamanda önü çok açık. Yani geleceğin tıbbı frekans tedavisi olacak. Frekanslarla biz tedavi hocam, edeceğiz. Hocam çok iddialı bir söz oldu bu. Evet. Geleceğin tedavi yöntemleri evet, frekans, frekans olacak diyor hocamız. Umarım. Evet. Peki şu an boynunuzda bir cihaz görüyorum evet. Ben. Ondan biraz bahsedebilir misiniz son olarak? Şimdi bu cihazı ben yaklaşık içerisinde 700 tane program var. Evet. Fakat 4000'e yakın bir program yükleyebiliyorum. 4000'e yakın evet. Hocam. Belli başlı mesela bazı problemler var. Bunları burada biz kendimiz yükleyip frekansla tedavi olabiliyoruz. Çok güzel. Evet. Çok geçmiş dönemlerde bundan 20 sene önce bir reklam vardı. Bir uzayda kapsül içiyorlardı mesela. Makarna reklamıydı. O makarna reklamında ben şunu görmüştüm. İnsanlar beslenmeleri tamamen kapsülle olacak. Kapsülle de olacak, gıda takviyeleri de olacak ama en önemlisi frekanslar önümüzde olacak. Olacak yani. Bugün her şey bir frekans. Hocam yeter ki çare olsun, frekans olsun diyorum evet. Ama çözüm olsun. Yani bir şeyin tedavisini bulamamak kadar kötü bir şey yoktur diye düşünüyorum. Tanısını da koymak çok önemli. Tabii ki erken tanı. Yine de burada sizin ekran sözünüzde erken tanı hayat kurtarır kesinlikle. Demiştiniz. Kesinlikle. Son olarak o zaman biz bu güzel sözü ekranın başındaki izleyicilerimize sizin aracınızla iletelim. Tabii ki. Tabii ki. Erken tanı hayat kurtarır. Eğer daha önceden yapmanız gereken işte teknikleriniz veya modern tıpla yaptığınız tedaviler, işte tahliller sonucunda bir de erken tanıya gelin, bir de erken tanıda bir görelim neler oluyor, hücreleriniz nasıl hareket ediyor, sindirim sisteminiz nasıl, bağırsaklarınız nasıl, karaciğeriniz nasıl, bunları bir görmek lazım. Yani baş ağrıyan birisinin belki bağırsaklarında problemi var, yani belki işte sağlıkla ilgili ileride daha başka bir şeyler yaşayacak. Aslında bahçeye atılan bir demir çubuğunu düşünün, korozyona nasıl uğruyorsa insan vücudu da böyle korozyona uğruyor yani. Korozyona uğramadan önce mutlaka erken tanıya girip orada ileriki yaşamında daha sağlıklı olmaları için bu konuda çalışma yapmak lazım. Çok güzel ilettiniz gerçekten. Son olarak ben de erken tanının önemini tekrardan dile getirmek istiyorum. Muhakkak ki tedavi noktasında lütfen
çok erken bir şekilde hissettiğiniz bir durumda, sağlık probleminde değerli hocalarımın mekanları, ofisleri vesaire buralarda da tanı alabiliyorsunuz ve uzman doktorlarla hemen iletişime geçerek tedavinize de başlayabiliyorsunuz. Muhakkak ki erken tanıyı unutmayın, hızlı bir şekilde tedaviye ilerleyin ve başlayın istiyoruz ve başlamanızı isteriz. Peki hocam, katılımınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi değerli, gerçekten sağlığa gönül vermiş birini stüdyomda ağırlamaktan dolayı oldukça keyif aldım. Çok da hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım bu frekans olayıyla bağımlılıkları noktasında tedaviler ve erken tanıyla da güzel tedavilerle sonuçlar alırlar. Evet. Bu şekilde. Kesinlikle. Evet, umut ediyoruz. Peki, bir sağlıkla programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.